Arkadaşlar makarnamı haşladım. Tereyağı sosumu da hazırladım. Bakın burada. Bir güzel tereyağını da çevirmiş oldum. Domatesim, mantarım. Bu şekilde makarnamın üzerine ekliyorum. Tabii burada kızartmış olduğum yağda patlıcanlarım da var. Minik minik. Biraz fazla minik doğramış. Zeynep'e doğramasını söylemişim küp küp. Ve şimdi tereyağı. Tereyağı ve salçalı sosum. Misler gibi sarımsak kokuyor. Tabii mantarın kokusu. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarı da serpiştireceğim. Ve onu da karıştırıyorum. İçinde kendi sıcağıyla hafif eriyecek. Ve servis yaparken biraz minik minik uzayacak arkadaşlar. Harika kokuyor ya. Gerçekten ya acıktı. Bakın başladı bile uzamaya. Deneyin arkadaşlar. Gerçekten şahane bir lezzet. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ezogelin çorbası yapacağım. Ve mantarlı ve patlıcanlı makarna yapacağım. Bunun için ben soğanımı ve sarımsağımı çorba için ocağıma almıştım. İnce ince doğrayıp. Soğanımı ve sarımsağımı kavuruyorum. Onlar kavrulurken de mercimeğimi ve 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgurumu yıkayacağım. Aslında bu miktar bizim için yeterli ama sizin için bayağı çok olabilir. Normalde miktar ben çay bardağıyla yapıyorum. Ben şunlardan aldım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar misafir geliyormuş. Ekleme yapacağım onun için de. 3 yemek kaşığı pirinç, 3 yemek kaşığı bulgur koydum. Bir su bardağı da mercimek. İçinde soğan da verdim anne. Hı hı. Soğan var, sarımsak var. Şimdi su ekleyeceğim kızım. Anne gece de pasta yaparız değil mi? Bilmem ki. Al işte şey. Bir daha bu su ekliyoruz. Çorbamızın suyunu ekledim. Biraz daha su ilavesi istiyor. Arkadaşlar bir yandan da patlıcanlı makarnamızın suya da patlıcanı kızartacağım. Bunun için sıvı yağmacı aldım. Ve ince ince doğramış olduğum patlıcanı tam biraz karardı. Aslında tuzlu suda da beklettim ama yine de sıktığım için karardı. Bunu da koyduk bunu. O sıcak su olmayana kadar biz de bu fenerini yapacağız. Doğradığımız patlıcanlarımızı daha kızmamış. Ya biraz kızmamış. Kızmamış. Hı hı. Mu diyecekler. Evet, cız diyecek için atınca. Kızgın ya. Ya kızdıktan sonra kızartacağız. Kızacağız. Evet, kızmaya başladı yağımız. Şöyle biraz geri çekileyim de üstüme gelmesin. Evet, şu anda sinirlenmeye başladı yağımız. Pıtır 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 pıtır. Aa, sıçradı. O kadar yeter herhalde. Bayağı kızdı anne bize. Patlıcanı kızartırsak yüzümüze sıçrar. Ay cidden. Suda beklediğimiz patlıcanların suyunu iyi sıkın ki yağın içine girdiği zaman yüzüne de sıçrama yapmasın. Bakın güzelce sıktığım için hiç sıçrama yapmadı. Burada doğramış olduğum mantarlar var. Onları da bir yandan tereyağını da çakılayalım. Allah'tan yağ yağsın. Var da bayağı kızdı. Alamıyorum çünkü ha. Yağ düşmezdeydi ya buzlukta. Yeter bu kadar yeter. Evet bilmeye başladılar. Tamam biz bunları bir kavuralım. Ondan sonra geri geliriz.
hem de domateslerimizi doğramış oluruz patlıcanlı makarnamıza. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar tereyağımızın içine mantarlarımızı aldım. Şimdi de 4 diş sarımsağımı bu şekilde koyuyorum. Yağın içine sotelenmesi için koyuyorum. Sarımsağın kokusu tereyağı da sotelenir zaman gerçekten çok şahane bir koku çıkacak ortaya. Anne mantar burada pişer mi? Az mı geldi biraz mantar gözüne değil mi? Ay Zehra. Bilmem. Burada küp küp doğranmış 4 adet domatesimiz var. Tam dibine gelince ocağı silmedim. Ocağın görüntüsünü alma. Efendim Miray? Temizlik. Evet, temizlik yapma. Ne güzelmiş. Ne güzelmiş. Çorbamızı su ilavesi yaptım. Çünkü hatta büyük tencereyi değiştirdim. Biraz kısık ayarda kendince sotelensin. Mantarlarım sotelendi. Şimdi üzerine biraz tuz ilavesi ve birazcık pul biber, mangal baharatı ilave edeceğim. Tabii bu baharat kısmı arzuya göre. Domatesimi ekledim. Şimdi domatesim biraz mantarla birlikte tekrar sotelenecek. Ağzını tekrar tuzunu atıp kapatacağım. Kısık ateşte kendi halinde yavaş yavaş birazcık pişecek. Arkadaşlar ezogelin çorbamızın sosunu şimdi yakıyorum. Daha doğrusu kızartıyorum. Tereyağı koydum. Şimdi toz kırmızı biber. Ay toz diyorum. Ezan yaklaştı iyice. Biraz mutfak karışık. Biraz da yoruldum herhalde. Dilim sürçtü. Nanemi de ekleyeyim. Nanemi de ekledim. Şimdi biraz tuz. Bir çay bardağı su da ekledim. Şimdi çorbamızın üzerine döküyorum arkadaşlar. Pişip kaynasın. Üzerine ilave edeceğim. Ezogelin çorbamız hazır. Şimdi sıra makarnaya geçelim. Bir güzel tereyağında çevirmiş olduğum domatesim, mantarım bu şekilde makarnamın üzerine ekliyorum. Tabii burada kızartmış olduğum yağda patlıcanlarım da var. Minik minik. Biraz fazla minik doğramış. Zeynep'e doğramasını söylemişim küp küp. Ve şimdi tereyağım. Tereyağı ve salçalı sosum. Misler gibi sarımsak kokuyor. Tabii mantarın kokusu. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarı da serpiştireceğim. İçinde kendi sıcağıyla hafif eriyecek. Harika kokuyor ya. Gerçekten ya acıktı. Bakın başladı bile uzamaya.